Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Bugün bir önceki videomun devamı olan 2. Göktürk Devleti'nden size bahsedeceğim. Göktürkler bu 50 yıllık esaret döneminde siyasi istiklallerini, hürriyetlerini kaybetmelerine rağmen Çin'in bütün çalışmalarına karşı direnerek milli benliklerini ve kimliklerini korudular. Dillerini, inançlarını, geleneklerini kaybetmediler. Zaman zaman isyanlar çıkararak bağımsız olmanın yollarını aradılar. Aşina ailesinden gelen Kutluk, bu dönemde gizlice Göktürkleri bağımsız yapmak için mücadele ediyordu. Etrafında kısa sürede 5000'e yakın adam toplayan Kutluk, ünlü Göktürk veziri Ton Yukuk'la beraber önce Kuzey Çin'e bir baskın yaptılar. Yeni katılmalarla çoğalan Kutluk ve kuvvetleri Gobi Çölü ile Orhun Irmağı arasına yerleştiler. Kendilerini hedef alarak Türkler için kutsal olan Ötüken bölgesini seçtiler. Baykal Gölü'nün güneybatısında bulunan Ötüken çok önemli bir coğrafi konumdaydı. İnekler Gölü kıyısında yapılan muharebe ile Oğuzları yenen Kutluk komutasındaki Göktürkler Ötüken'e hakim oldular. Kutluk, İlteriş ünvanı ile Kaan oldu. İl sözü Türkçe'de eskiden devlet anlamına geliyordu. İlteriş ünvanı ise devleti derleyip toplayan demekti. İlteriş Kutluk Kaan devleti kurduktan sonra kardeşi Kapkan'ı Şat, diğer kardeşi Tosifu'yu da Yapku tayin etti. İstiklal mücadelesinde ve devletin kuruluşunda çok büyük yararlılıklar gösteren Ton Yukuk'u vezir yaptı. Hükümet işlemlerinin düzenlenmesini görevini ona verdi. Aygucılık bir nevi danışmanlıktı. Ton Yukuk siyasi ve askeri konumlarda İlteriş'in danışman durumundaydı. Yeni Göktürk Devleti'nin esas hedefi Çin oldu. Yapılan devamlı akınlarla ve kazanılan zaferlerle Çin baskı altına alındı. İlteriş Kutluk Kaan, kuzeyde Köymen dağlarında, doğuda Kerülen ve Onan nehirlerinin yüksek vadilerine, batıda Altaylara kadar uzanan alanlardaki Türk ve diğer boyları Göktürk hakimiyetini aldı. İkinci Göktürk Devleti'ni kurarak teşkilatlandıran İlteriş, başkent Ötügen'de dalgalanan Göktürk bayrağını gölgesinde vefat etti. İlteriş Kutluk Kaan öldüğü zaman iki oğlu vardı. Bunlardan Bilge 8 yaşında, Kültegin 7 yaşındaydı. İlteriş'in kardeşi Kapkan 27 yaşında tahta geçti. Bir devleti idare etmek için oldukça genç sayılabilecek bir yaşta olan Kapkan, Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamı ve komutanlardan birisidir. O ileri görüşlü bir siyaset takip ederek Orta Asya'da yeniden Türk birliğini kuran devlet adamı olmuştur. Kapkan Kaan ilk önce 693 yılında Çin'e sefer düzenledi. Bu sıralarda Moğol asıllı Kitanlar Çin'e saldırıyorlardı. Kapkan zayıflamış olan Çin'e destek verdi. 696 yılında Kitanları büyük bir yenilgiye uğrattı. Zaferden sonra Çin'le yaptığı anlaşmayla önemli gelirler elde etti. Kapkan Çin'den sonra Kırgızlar üzerine yürüdü. Yenisey bölgesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Onoklar yani Türgişler ve Çin ile anlaşarak Göktürklere saldırmayı planlıyorlardı. Göktürk kitabelerinde anlatıldığı gibi Kapkan ve Ton Yukuk yönetimindeki Göktürk ordusu çetin kış şartlarına rağmen Köymen dağlarını aşarak Kırgız ülkesine girdi. Bir baskın yapıldı. O baskında başlarındaki Kaanları ölen Kırgızlar teslim oldular. Böylece Türk birliği konusunda çok önemli bir adım atmış oldu. Kapkan Kaan Onokların üzerine yürüyeceği sırada Çin yeni huzursuzluklar çıkarmaya başlamıştı. Çin 696 yılında yapılan anlaşma şartlarını yerine getirmemek için direniyordu. Bu sebeple Kapkan devleti bu iki cepheye göre yeniden düzenledi. Kardeşi Tosifu'yu devletin sol kanadına, yeğeni İlteriş Kutluğ'un oğlu Bilge'yi sağ kanada Şat ünvanıyla tayin etti. Oğlu Bögü, Küçük Kaan ismiyle kendisine yardımcı yaptı. Böylece Göktürk devleti ve ordusu iki cephe ve iki grup olarak teşkilatlanmıştı. Kapkan Kaan, Çin ile savaşa hazırlanırken, gerçekte sevk ve idaresi Vezir Ton Yukuk'un elinde bulunan İnal Kaan ve Bilge Şat emrindeki Batı ordular, bu gruplarda 10 okları devlete bağlama görevini almışlardı. Kapkan'ın kararlı tutumu karşısında Çin, 3000 tarım aleti, tohumluk darı vererek ve kaçak Göktürkleri iade ederek 696 anlaşmasının şartlarını yerine getirmek zorunda kaldı. Bu sırada Çin'le yeni bir anlaşmazlık konusu çıktı. Kapkan Kaan, yanındaki Çin elçilik heyetinden bir generali Çin İmparatoru ilan etti. Ve bu, generalle birlikte Türk ordularını aniden Çin'e sevk etti. Bu harekat sonunda at sürülerini, ganimetleri ve çok sayıda esirleri ele geçiren 100 bin kişilik Göktürk ordusu denize Peçili Körfezi'ne kadar ulaşmıştı.
Aynı yıllarda Tonyukuku kumandasında İnel ve Bilgis tarafından sevk edilen ve idare edilen Batı orduları Altay dağlarını aşıp Çungarya'ya girdiler. On okları kesin bir yenilgiye uğrattılar. Bolçu'daki bu savaşta Türgiş yani On Oklar Kağan'ı, Yapkusu ve Şad'ı öldü. Savaşın sonunda Balkaş ili, Isık Göl, Çuğ ve Talas bölgelerinde yaşayan bütün Türk boyları Göktürk Devleti'nin hakimiyeti altına alındı. Bars Bey Türgiş Kağan'ı ilan edildi ve Bilge Şad'ın kız kardeşiyle evlendirildi. Böylece devletin sınırları batıda Seyhun Nehri ve Fergana şehrine dayanmıştı. Kapkan Kağan, önceki dönemlerde görülen Doğu ve Batı Göktürk devletlerinin topraklarını tek bir yönetim altında birleştirerek Tardu'dan 100 yıl sonra Orta Asya Türk Milli Birliği'ni yeniden sağlamış oldu. Devlete bağlı Türk boylarının sayısı 30'u buldu. Bu tarihten sonra Batı yönünde askeri başarılara yenileri eklendi. Göktürk ordusu milattan önceki yıllardan beri İran, Turan kavimleri arasında sınır olarak kabul edilen Demir Kapı'ya ulaştı. Bu tarihlerde doğudaki seferlere devam ediliyordu. Çin'in kuzeyindeki Ordos bölgesinde yaşayan, ticaretle uğraşan Sogd halkı 702'de devlete bağlandı. Göktürkler karşısında devamlı olarak yenilen Çinliler çeşitli çareler aramaya başladılar. Bir Çin yüksek devlet görevlisi M.Ö. 36 yılında Çiçi Han'ın yenilgisini hatırlatarak Türklerin birbirlerine düşürülmesini ve iki cephede savaşmaya zorlanmalarını teklif etti. Evet arkadaşlar, Türk tarihinde her zaman, her tarihte onları yenemeyeceğini anlayınca şimdilerde olduğu gibi kardeşi kardeşe kırdırma psikolojisi ve politikası uygulanmıştır. Ya mezheple ya ideolojiyle veya başka bir şekilde. Çin'in bu planı uygulamaya koymasıyla devleti meydana getiren çeşitli Türk boyları isyan etmeye başladılar. Ayrıca Kapkan Kağan'ın hoşgörüsüz ve sert iradesi Türk boyları arasında huzursuzluğa sebep oluyordu. Önce Kırgız, sonra Bayırku, Türgiş ve Karluklar isyan ettiler. Bu isyanlar zorlukla bastırıldıysa da devleti oldukça zayıflattı. Nihayet devletin asli unsuru olan Oğuz boylarının isyan etmesi işleri büsbütün karıştırdı. Oğuz isyanı sırasında Batı bölgesi Mavere Ünnehir, Çungarya devletten ayrıldı. Kapkan Kağan başarılı bir seferle Oğuz isyanını bastırdıysa da Ötüken'e dönerken Çinlilerin kışkırttığı Bayırkuların kurduğu bir pusuda öldürüldü. Kapkan Kağan'ın yerine oğlu İnal Kağan geçti. Fakat İnal devleti toparlayıp eski gücüne kavuşturacak nitelikte değildi. Huzursuzluklar ve isyanlar ortadan kaldırılamadı. Halk olup bitenleri İnal'ın beceriksizliğine bağlıyordu. İnal, Kağanlığı bırakmayınca bir ihtilalle devrildi. İhtilal sonunda Kültegin'in ısrarlarıyla ağabeyi Bilge Kağan oldu. Tonyukuk eski görevine getirildi. Bu sırada Çin, Göktürk ülkesini karıştırmaya devam ediyordu. Basmırlarla anlaşan Çin, Moğol asıllı Kitanlar ve Tatabıları da Göktürklere karşı destekliyordu. Tonyukuk, Bilge Kağan tarafından da uygun bulunan bir görüş ileri sürdü. Çin kuvveti, Göktürkler ise yorgun ve Çin'e karşı mücadele edecek güçte değildi. Bu sebeple Çin doğrudan hedef alınmadan diğer kavimler üzerine yürünmeliydi. Önce Basmınlar mağlup edildi. Sonra Çin şiddetli bir darbe ile sıkıştırıldı. Çin'in kuzeybatı bölgesi kontrol altına alındı. Tonyukuk 2. Göktürk Devleti'nin kuruluşundan başlayarak İlteriş Kutluk, Kapkan, Bilge Kağan zamanında aralıksız 46 yıl devlete hizmet vermiş çok kıymetli bir devlet adamıydı. Kağanlara her konuda danışmanlık yapan Tonyukuk bilge bir kişiydi. Bilgelik Kağanlar için olduğu kadar vezirler için de önemli bir özellikti. Bilgeliği ile ileri görüşlülüğü ile Kağanların zaman zaman yapmayı düşündükleri hatalı işleri engelleyen Tonyukuk, mesela Çin'de olduğu gibi Türk ülkesinde de surlarla çevrili şehirler kurmak isteyen Bilge Kağan'ı bu görüşünden vazgeçirmiştir. Yine Türk yaşantısına aykırı olan Budizm ve Taoizm gibi dinlerin yayılması için tapınaklar yapılmasını da bu sağduyulu vezir engellemişti. Bu değerli Türk devlet adamı 725 yılında ölmüştür. Adına Orhun'a bir kitabe dikilmiştir. Bilge Kağan'ın kardeşi Kültegin 47 yaşında 731 yılında ölmüştür. 7 yaşından beri ömrünü Türk milletinin yüceltilmesine adamış, cesareti ve savaşçılığı ile ün salmıştı. Ağabeyi bilgelikte Kültegin alplikte ileriydi. Bu sebeple o ordu komutanı olarak büyük kahramanlıklar göstermiş, Türk töresi göreği ağabeyi için çalışmıştır. Oğuzlar 716'da Göktürk karargahını bastıkları sırada gösterdiği kahramanlık sayesinde devleti kurtarmıştı. Bilge Kağan bunu, "Anam hatun, kardeşlerim, gelinim, kadınlarım hep cariye olacaktı. Ölenler yolda kalacaktı.
Kültekin karargahı vermedi. O olmasaydı hepiniz ölecektiniz diyerek anlatıyordu. Kültekin'in ölümü halk üzerinde büyük bir üzüntü yarattı. Cenazesi 1 Kasım 731 günü yapılan görkemli devlet töreniyle defnedildi. Adına hocası Yolluk Tekin tarafından yazılan bir kitabe dikildi. Vezir Tonyukuk ve kardeşi Kültekin'i kaybeden Bilge Kağan, 734'te Kitan ve Tatavlara karşı kazandığı önemli bir zaferden başka dikkate vererek bir faaliyette bulunmamıştı. Bilge Kağan, devletin yüksek görevlilerinden birisi olan Buyruk Çor tarafından zehirlendi. Çok geçmeden 25 Kasım 734'te öldü. Amcası Kapkan Kağan zamanında 19 yıl şat, yani ordu komutanı ve idareci olarak devlete büyük yararlılıklarda bulunan Bilge Kağan, büyük bir devlet adamıydı. Bilgelikte ün kazanmış olan ve Türk devlet adamı, bütün çalışmalarının Türk milletinin birlik ve refahına vermiş, dış politikada da saygı toplayan bir siyaset takip etmiştir. 50 yaşında ölen Bilge Kağan 19 yıl kağanlık yapmıştır. Türk milletini çok seven Bilge Kağan, bugün de çok önemli olan bazı düşünce ve sözlerle milletini uyarmıştır. Ey Türk milleti! Üste mavi gök yıkılmaz, altta yer delinmezse senin devletini ve töreni kim bozabilir diyerek Türk devletinin ebediliğini dile getirmiştir. Cenaze töreni 22 Haziran 735'te yapılan Bilge Kağan'ın anısına da bir kitabe dikilmiştir. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra devletin başına oğulları Türk Bilge Kağan ve Tengri Kağan geçtiler. Fakat devlette çöküş belirtileri kendini gösteriyordu. Zaten devletin esas yönetimi Vezir Tonyukuk'un kızı olan annelerinin elindeydi. Hatun iç karışıklıkları önleyemedi. Hanedan kavgaları başladı. Bundan yararlanan diğer Türk boyları Basmalılar, Karluklar ve Uygurlar birleşerek Basmalı liderini Kağan ilan ettiler. Daha sonra Basmalı liderini ortadan kaldıran Uygurlar Ötügen'e hakim oldular. Türk dünyasında artık güçlü bir devlet olarak hüküm sürecek olan Uygur Kağanlığını tarih sahnesine çıkması da bu dönemde başlıyordu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip bol bol yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarımdan tekrar haberdar olmak için zil tuşuna basmayı da unutmayınız. Bundan sonra anlatacağım konu Uygurlar olacaktır. Uygurların kuruluşu ve hakkındaki ilk bilgiler olacaktır. Esen kalın.